de kelimeler güzel seçiliyor da içi boş çıkıyor genelde. Yani büyük şehre yararı olan ülkenin başına da yani yararı olur. Şu anda zamın abartmışlar yani. Abartı bir zam var. Zengin insan fakirin halini anlamaz. Efendim geldi mi elektrik faturanız? Konuşalım mı? Geldi. Ne geldi abi? 579. Geçen ay ne gelmişti? Geçen ay 280 küsürdü herhalde. Yani iki katlık bir artış. Neden böyle oldu sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu da söylemek istiyorum. Buradan da duyurmak istiyorum. Seçilmişler. Şu anda ülkeyi yöneten seçilmişler. Ve bu seçilmişler vasıtasıyla atananlar. Ülkeyi, ülkenin, halkın çıkarları, menfaatleri doğrultusunda değil de kendi çıkarları, kendi menfaatleri doğrultusunda işlem yapıyorlar. Hepsini kastetmiyorum. Bunu yapanları kastediyorum. Bu yapanlar yaptıkları anayasal bir suçtur. Bu anayasal suçun karşılığı da vatan hainliğidir. Abi sen ilerinin yaptı. Dur kardeşim. Bunların seçimle gönderilip ve seçimle yeni gelecek hükümetin derhal bunları yargılamaları lazım. Çünkü vatana ihanetten şey yapıyorlar. Ben dün bir YouTuber kanalında izledim. Çok üzülerek izledim. Isparta'da bir amcamızın dünyanın saygı duyduğu, dünyanın örnek aldığı Türkiye kurucusuna emperyalist uşağı dedi. Düşünün böyle bir toplumda ne beklenirsiniz? Ne beklenir? Şimdi bana kalsa Milli Eğitim Bakanlığı derhal kapatılmalı. Yerine Eğitim Bakanlığı ve Öğretim Bakanlığı açılması lazım. Ama önünde kelime olarak milli olmayacak. Bizde kelimeler güzel seçiliyor da içi boş çıkıyor genelde. Milli kelimesi olmayacak. Çünkü eğitim ve öğretim milli bir şey değildir. Evrensel bir olgudur. Evrensel bir olgudur. Peki milliyi kaldırdılar. Sanki güzel bir şey yapabilirler mi sizce? İşte eğer yeni gelecekler için söylüyorum. Evet. Eğer eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'nı kapatıp sadece eğitim ve öğretim bakanlığı açarlarsa, sıfırdan başlayıp halkımızı eğitirlerse ahlaklı ve dürüst eğitim alan bir şahıs yine dürüst olarak okursa, öğretim görürse toplum kalkınır. Ülke kalkınır. Geçinmek kolay mı? Bu tür ananı da al git diyen yöneticilerimiz olmaz artık. Geçinmek kolay mı sizce? Ya böyle olduğu süre içinde nasıl kolay olsun? Nasıl kolay olsun? Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bir aile düşünün, bir karı koca düşünün. Her gün kavga ediyorlar. Adam kadını her gün dövüyor. Her gün dövüyor. Ondan sonra dövdükten sonra da özür diliyor. Ondan sonra kadın diyor ki kocamdır, dövse de sövse de kocamdır diyor. Ülke bu hale dönmüş vaziyette. Adamlar bizim haşatımızı çıkardılar, mahvettiler, ufacık bir şey veriyorlar, şakşaklıyorlar. Ben anlamış değilim. En önemlisi kadınlarımız. Kadının, aydın ve eğitimi olan kadının bulunduğu her yer, her dört mevsim bahardır. Kadın öğrenirse, kadın eğitilirse herkes eğitilir. Bunu belki benim bu bahsettiğim eğitim, öğretim olayı uzun vadeli olacak ama bu ülke, bu halk 20 senedir bunlara katlanıyor. 10 senede onlara katlanır. Sorun değil. Ama düzgün bir şey olsun, eğitim olsun, düzgün bir ülke olsun. Biz göremeyiz. Görmeyelim hiç önemli değil. Yarınlarımız görsün. Peki sizce bu söylediklerinizi kim yapar? Bunu kim yapar? Bunu gerçekten vatanını seven, vatansever, yurtsever, halkını seven, Atatürk'ün izinde giden yöneticilerimiz. Var mıdır öyle bir isim? Vardır. Kimdir abi? Vardır. Kemal Kılıçdaroğlu çok dürüst bir insan. Çok dürüst bir insan. Ama tek başına yapabilecek bir şey değil tabii. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu olmalı sizce? Onu bilemiyorum. Önünüzden geçen nedir? Onu soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu sizce AKP'li kararsızlardan oy alabilir mi? Eğer güzel bir kampanya yaparlarsa alırlar. Ama güzel bir kampanya. Kılıçdaroğlu'nun dinsiz olduğunu düşünüyor. Büyük bir kesim var AKP içerisinde. Senin dinin var ya da yok beni ilgilendirmiyor. Onları ilgilendiriyor demek ki. Bu yanlış bir şeydir. Kimin dinin varsa, kimin dini yoksa hiç önemli değil. Din önemli değil. Önemli olan şu anda yaşadığın ortamdır, ülkedir, vatandaştır, halkın çıkarlarıdır. Sen bunları bana sağladığın süre içinde dinsiz ol. Hiç önemli değil. İsveç de dinsiz, Norveç de dinsiz. Halkımız böyle bakmıyor, farkında mısın? İşte bundan kaybediyoruz.
hurafeler, yalanlar, dolanlar, Allah din kitap gelişmiş ülkelerde eline din kitabı alıp da o isteyen oluyor mu? Bu Türkiye'de oluyor ama. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Elektrik faturası geldi mi hocam? Elektrik faturası yani 307 lira geldi. Geçen ay ne gelmişti? Geçen aya nazaran biraz daha arttı. Neden artıyor sizce? Bu zamlar niye geliyor? Bilmiyorum da gidişat iyi görünmüyor. Şu an 307 lira bize daha o en düşüğü geldi. 900 lira, 1281 lira. Gelen insanlar, diğer komşularımız var. Bilmiyorum, gitgide de zamlanacak diye düşünüyoruz. Nasıl altından kalkacak vatandaş? Yani bu ekonominin gidişatına bağlı diye biliyorum. Öyle düşünüyorum ben. Ekonomi de zaten gitgide artıyor. Nasıl olacak? Artıkça elektrik faturaları da artacak yani. Vatandaş izleyecek mi bu yükün altında? Yani bize izlemek düşüyor. Sadece izleyeceğiz. Başka yapacağımız bir şey, elimizden gelen hiçbir şey yok ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki Avrupa ile Amerika ile kıyaslayınca bizim faturalar gayet düşük dedi. Fiyat olarak uygun dedi. Vatandaşımız rahat ama daha da rahatlatacağız dedi. Rahat mı gerçekten vatandaş? Yani bence değil. İşin açıkçasını söylemek gerekirse değil. Cumhurbaşkanı bunu niye görmüyor sizce? Fakirin hali fakir anlar. Şimdi zengin insan fakirin halini anlamaz. O yüzden. Cumhurbaşkanı kendi fakir olarak tanımlıyor. Yani. Bir ara demişti ya, bu fakir burada durduğu sürece o papazı alamazlar demişti. Gerçi ertesi gün aldılar ama yani fakirliğinden taviz vermemiştir. Kendisi o şekilde görse dahi bunca insan, bu kadar milyonlarca, 80 milyon tabii ki en baş olduğu için o şekilde görmüyor. O yüzden dolayı biz o şekilde görüyoruz ve fiyatların da aynı şekilde gideceğini. Sence yarın bir seçim olsa kime oy verirsin? Ya, o konuda şu anda pek bir şeyim yok. Düşüncem yok şu anda, boşluk, boşlukta gibi bir şeyim yani. Efendim? Kaç? 24 yaşındayım. Daha önce kime oy verdin? Bu partiye oy vermiştim. AK Parti'ye mi? Evet, ama şu anda 2-3 kez düşünüyorum. O zaman düşünmeden mi oy verdiniz? Yani o zaman tabii ekonominin gidişatı bu kadar değildi. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017'deki başkanlık seçimlerinde şey demişti. Verin kardeşinize bu yetkiyi. Görün dedi, dolarla, euro ile nasıl mücadele ediliyor demişti. Ama bir yandan da şey vaat etmişti. Hani ben size millet bahçeleri yapacağım, çay kek dağıtacağım demişti. Hatta Muharrem İnce de dedi ki çaya keke mi oy vereceksiniz yoksa bilime sana hizmete mi oy vereceksiniz dedi. Vatandaş, siz de dahil, çaya keke oy verdiniz. Evet. Pişmanlık var mı hocam? Yani evet. Hala kararsızız. Ya şu anda kararsız o konuda. Hani şimdi hangi partiye oy vereceksiniz deyince boşlukta gibi kararsızız. Yarın Cumhurbaşkanı çıksa dese ki seçime bir gün kala. Sevgili halkım, son kez sizden rica ediyorum. Bu kardeşinize oyu verin. Bu sefer düzeltiyoruz. İkna etme durumu olur mu? Olmaz. Net. Artık Erdoğan yok diyorsun. Net. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Soralım mı hocam? Buyurun. Yaş kaç? 22 abi. Eve elektrik faturası geldi mi? Geldi. Ne geldi, hatırlıyor muyuz? Abi yani iki katı geldi. Önce yani Ocak ayında, pardon, Aralık ayında 200 lira geldi. Şimdi 500 lira şu anda. Yani. 2,5 katı, 3 katıya yakın. Nasıl elektrik ödeyeceğiz faturası hocam? Var mı imkanı? Yani imkan var. Benim babam Kıbrıs'ta şu anda çalışıyor. Benim şef. Yani 12-13 milyar maaş alıyor. Ya bizim iyi, durumumuz iyi ama yani durumu kötü olanlar için Allah yardım etsin yani şu anda. Hani asgari ücret, ben düşünüyorum yani evi 3 çocuğu olan, 5 çocuğu olan asgari ücretli adamlar. Onlar nasıl geçiniyor? Hayret ediyorum yani. Ek işe gitse bile, yani ikinci iş yapsa bile yani geçinemez. Şu anda herkesin durumu zor. Şu an elektrik faturalarında zaten %50'den fazla. Yılbaşında herhalde %50 zam geldi. %128 zam geldi. %128. Kilovata göre herhalde o. Yani %128 yani çok zor. Yani bizim de iki katı, üç katı elektrik faturası gelecek. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Yani ülkenin hali iyi değil abi. Ben öyle söyleyeyim yani. Yani değişmesi lazım sistemin. Gelen insanın da değişmesi zor yani. Seçim, gelecek önümüzdeki yıl seçimler var. Yani sistem değişecek de şimdi gelen adamın da değişmesi için bence yani 10-15-20 yıl daha önce toparlanması gerekiyor ki düzelsin yani. Çünkü o da yeni başlayacak falan. Yani bilmiyorum abi, durumlar çok kötü. Vatandaş bu seçimlere kadar dayanabilir mi sence? Fiyatlar, pazar fiyatlarını falan görüyorsundur, duyuyorsun. Salatalık 30 lira olmuş. Aynen, patlıcan 20 lira. Salatalık 30 lira. Patlıcan da 30. Patlıcan yani zor, çok zor durumda. Yani vatandaş
dayanır mı dayanmaz mı bilmiyorum ama yani şu anda dayanır çünkü kendi dayanmak zorunda. Çünkü yani sesini çıkarsa da fayda etmez yani ben zannetmiyorum yani. Yani o kadar insan konuşuyor ediyor ama değişen herhangi bir şey yok. Herkes her şey ayrı yani fiyatlar uçmuş yani her yerde. Markete gidiyorsun bir şey alıyorsun iki kat fiyat 3 lira olan şey 7 lira 8 lira. Hani çok zordu yani zam şu anda normal zam değil yani normalde zam vardı. Şu anda zamın abartmışlar yani abartı bir zam var ki millet isyan ediyor. Elektrik olsun market olsun pazar olsun insanlara yani Allah yardım etsin. Yani durum kötü abi yani. Yani ben üniversite okuyorum. Ben yani 2 yıllık üniversite okudum. Bıraktım dedim 2 yıl okurum üniversiteyi. 4 yıla gerek yok. Şu anda durduk yere 4 yıl uzattım. İş bulamıyorum. İşsizim. Normalde 2 yıl ben insan kaynakları mezunuyum. Antalya Bilim Üniversitesi'nden. 2 yıllık mezunum ben iş ararım bulurum dedim. Yani çalışırım dedim. İş bulamadım dedim. İşsizim bari 4 yılda uzatayım. Şu an 4 yıl okuyorum. Yani, zamanı değerlendirmeye çalışıyorum. Zamanı değerlendirmeye çalışıyorum. Yani i̇ş bulsam ben normalde zaten 2 yıllık okumuştum. Abi izin ver de konuşuyoruz. Yani abi bilmiyorum Allah herkese yardım etsin. Yani durumlar çok kötü. Yani zannetmiyorum yani dediğim gibi 10-15-20 seneye yani gelen insanda toparlanması zor durumu. Belki toparlayamayacak seçimlerde. Kimin gelecek, adaylar kim olacak belli değil. Yani bilmiyorum abi nasıl olacak. Sizin gönlünüzde bir aday var mıdır? Ya benim gönlümde aday olursa eğer seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na ben Mansur Yavaş'a vermeyi düşünüyorum. Mansur Yavaş hocam? Ya abi ben yani gördüğüm kadarıyla benim arkadaşım Ankara'da, üniversite okuyor'da. Diyor ki adam diyor şu anda diyor adam yani Ankara'da çok yararlı şeyleri var diyor. Yani faydaları oldu diyor Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için diyor. Belediye bakımından diyor her şey yani faydası oluyor diyor. Yararlı şeyleri olduğu için diyor. Yani ülkenin başına o adam geçse yani büyük şehre yararı olan ülkenin başına da yani yararı olur. O mantıkta söylüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü yararlı insan her yerde yararlıdır. Yani geçerse eğer yani aday olursa seçimlerde ben Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nda olmazsa eğer zaten Ekrem İmamoğlu'na vermeyi düşünüyorum. İkisi olmaz herhalde büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. Yani ikisi aynı anda olmaz. Yani onların ben toparlayacağını düşünüyorum yani insanları rahatlatacağını düşünüyorum yani şu anda çünkü yani 20 yıldır iktidar yani 20 yıldır herhalde Cumhurbaşkanımız başında yani zannetmiyorum yani ülke şu anda yani Cumhurbaşkanı ben haberlerde gördüm şu an elektrik faturası için herhalde toplantımı ne yapmış herhalde benim yani düşüncem yani onu yapması da seçimlerin yaklaşması önümüzdeki yıl yani milletin gözüne girme amacıyla işte beni yine başta tutsunlar. Ülkenin başında başkası gelmesin. Yani onun planlandığı yani planı o yönde diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum abi yani. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. Eyvallah.